Merhaba. Bu videoda okulu nasıl tasarladık, tasarlarken nelere dikkat ettik, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle okulun kendi ekolünün içinde ya da kendi felsefesine uygun olacak şekilde ana binayı tasarlamıştık. Anaokulunda aynı ana binanın temel tasarım kurallarına uygun bir şekilde ve kendi okulun felsefesine, öğrencilere yaklaşım biçimlerine uygun olacak şekilde anaokulunu tasarladık. Anaokulunda okulun iç mimari tasarımında ana binadaki gibi çocukların hem fiziksel hem de ruhsal olarak gelişimlerini destekleyen iç mimari unsurlara dikkat ettik. Bunları da tasarlarken öncelikle okulun renklerini, daha sonra kullandığımız mobilyaların formlarını, çocukların yaşlarına ve onların boyutlarına uygun olacak şekilde orta eğitim alanlarına, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek, toprakla oynayabilecekleri veya kendilerini teknoloji konusunda geliştirebilecekleri ya da bunlarla ilgili küçük tohumlar atabileceğimiz mekanlar oluşturmaya dikkat ettik. Anaokulunu tasarlarken benim zaten şöyle bir şansım vardı. Tam bu anaokul çağında bir çocuğumun olması. Çünkü bunu bilerek ya da bunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladım. Ve kendi çocuğum sanki burada yaşayacakmış gibi hem ruhsal hem fiziksel olarak onu birçok yönde destekleyecek. Kendini okula geliyormuş gibi değil de yine aynı ev ortamında ya da kendi arkadaşlarıyla buluşacağı bir noktaymış gibi tasarlamak istedik. Anaokulunu tasarlarken en önemli şeylerden biri okulun felsefesiydi. Hem de yeni yol okullarının kendi işlerindeki yaratmak istedikleri bu ekole uygun bir eğitim ve fiziki şartlar olmasıydı. PYP, Montessori, Waldorf bu tarz felsefeleri inceledik. Ama daha sonra tabii ki de çocukların fiziksel gelişimindeki formlar, bunlardan nasıl etkilendikleri, renklerin seçimi, bunları tamamen çocuk odaklı yaptık. Öncelikle renklerin seçiminde daha soft renkler, cinsiyetsiz renkler, çocukların kendi içinde kendilerini rahat hissedecekleri o mükemmel tüpten çıkmış olan renkleri seçmeyerek, olabildiğince bütün formları onların boyutlarında tasarlayarak, hiçbir formu köşeli yapmadan olabildiğince yuvarlak formlarda, keskin ya da gerçek böyle mükemmel bir formlarda hiçbir şey kullanmamaya çalıştık. Buradaki en önemli şeyler onların kesinlikle zihinsel gelişimlerini doğru yönde etkilemekti. Anaokulu eğitiminin toplumun gelişmesindeki en önemli eğitim dönemi olduğunun farkındayız. Buna yönelik buradaki işte çocukların sınıflardan direkt çıkıp kendi tarlalarına, bahçelerinde ulaşabilmesi, ellerini kendileri yıkayıp tuvaletlerini kendileri yapabilmesi, birçok hazırlığı kendilerinin kendi başlarına çözebiliyor olmaları, onların kendi sorumluluk bilinçleri ve hayattaki ben yapabilirim'i aşılamanın en önemli noktaları olduğunu düşünüyoruz. Anaokulundaki fiziksel gelişim ve zihinsel gelişim eğitim hayatlarının bir daha hiçbir bölümünde bu kadar etkili olmayacak. Bu sebepten içeriğinin olabildiğince bir de natürel malzemeler kullanmayı seçtik. Hiçbir üründe olabildiğince kanserojen ürün bulundurmaması, geri dönüştürülebilir olması, tamamen doğal ürün olmasına çok dikkat ettik. Çocukların fiziksel gelişimini desteklemek için de okulun iç avlusu diyorum ben ya da orta koridorunu olabildiğince geniş bıraktık. Ve bu orta avluda kışın Eskişehir'in çok soğuk ikliminde dışarı çıkamadıkları zaman içeride kendi işlerini oynayabilecek, tırmanabilecekleri, atlayabilecekleri falan bir ortam oluşmasını istedik. Böyle bir alanlarımız var. Kendi içlerinde bazı şeyleri değiştirebilecekleri, işte ağaca bir şeyler asıp kendilerince onları süsleyip farklı aktiviteleri yapabilecekleri bir orta alan kurguladık. Çünkü biz çocukların kendileri bir şeyleri kattığı zaman, kendilerinden bir parçaları eklediği zaman o alana daha fazla yakın hissettiğini çok iyi biliyoruz. Ben burada şey işaret oluyorum, eve gitmek istemeyip hala okulda kalmak isteyen çocukların olduğunu ve bunları görünce çok mutlu oldum tabii ki. Çünkü bir fiziksel alanı en iyi mobilyaları yapabilirsiniz ama o ruhu vermek, o bir bütünü sağlamak kolay değildir. Çocukların mutlu olduğu, kendilerini huzurlu hissettikleri alanların tasarlanması bizim için en önemli öncelikti. Bunu da başarabildiğimizi düşünüyorum. Siz de çocuklarınızla birlikte okula geldiğiniz zaman buranın aslında gerçekten sadece bir okul olmadığını, kendi içinde çok zengin kültür ve bir felsefenin yattığını anlayacaksınızdır.